İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Unreal 5 Engine karakter hazırlama serisinde en son kaldığımız yeri bir hatırlayalım. Silahı aldıktan sonra E tuşuyla, E tuşuna bir daha bastığımızda sırtına yerleştirdi. Şimdi kalan kısmı şuydu. E'ye bir daha bastığımızda tekrar silahı olduğu yerden alması gerekiyor. Bunun için BP Cool Menü'de bir önce yaptığımız kontrol şöyleydi. Biliyorsunuz E tuşuna bastığımız zaman Take the Weapon çalışıyordu. Eğer Event Graph'a girecek olursak Input Action Take the Weapon. O da şeyden geliyor. Eğer Input'ta şu Mapping Context'i açarsak E tuşuna bastığımızda Input Action Take the Weapon çalışıyor. O da BP Cool Menü'de şu event tetikliyor. Bu event şu fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyonda şu veya üzerine çift tıklarsak buraya kadar geliyor. Burada ilk yaptığı iş, ilk sefer alıyorsa silahı şu kısımda yapmıştık işlemleri. Eğer overlapping weapon yoksa iki durum söz konusudur. Ya silahı hiç almamışızdır veya silahı almışızdır, silah elimizdedir. Yani equipped weapon durumundayızdır. Bu durumdaysa eğer o zaman arkasındaki sakladığı yere gönderecek. Onun için oynatılması gereken montaj equip non-equip montajında disarm, yani tekrar sırtına sakladığı durum ve karakterin durumu da weapon back konumuna dönüyordu. Tamam. Şimdi şuraya kadar geldik. Şu false boşta. Yani overlapping weapon yok. Buraya kadar geldik. Şey de değil. False için söylüyorum. Equipped weapon da değil. Yani elinde değil silah. Sırtında olabilir. Şuradan devam edeceğiz. Bunun için en kolayı aslında onu bir fonksiyon haline getirmek gerekebilir. Şu grubu komple Ctrl D ile aşağıya alırsam sadece birkaç şeyi değiştireceğim. Şimdi Execution şurası var. False'u şuraya bağlıyorum. Evet, şuraya geldik. Şartımız silah arka kısımdaysa şurası tamam. Montaj equip non-equip, onda bir problem yok. Şu yalnız disarm değil, equip olacak. Yani gösterecek olursam size animation montajda geçen ders şu kısmı oynatmıştık. Yani silahı arkasına koyuyordu. Bugün de şu equip kısmını, ilk kısmı oynatıyoruz. Orada da sırtından alıyor, elinde bulunuyor. Ve artık eline geldiği için tekrar equip weapon. Equip weapon demek silah elinde demek. Kısım bu şekilde. Sadece böyle bakacak olursak silahı aldı, bir daha bastım arkada, bir daha bastım aldı. Şimdi buradaki eksiğimiz şey, madem silah elinde o halde şu animation montajda tam şeyi bulalım, elini götürdü şurada bir yerde alıyor buraya. Bir notify, ona arm again diyebiliriz. Add notify, yeni bir notify, ismi arm again dedik. Bu bildiri gelecek. Nereye gelecek? Animation Blueprint Cool Menü'ye. Daha önce disarm geliyordu. Bu sefer de sabit ona tıkladık. Şimdi oluşturduğumuz arm again uyarısı buraya geldiğinde yine burada da şu kısmın aynısı. Şöyle Ctrl D ile aşağıya alalım. Tür tekrarlayan şeyleri fonksiyon yapmak daha mantıklı. Şuradan geldik. Karakter geçerli mi? Geçerli. Onu blueprintini elde ediyor muyuz? Ediyoruz. Onun silahı var mı? Edindiği silahı var. Varsa o zaman şurada attachment işlemi var.
Bu ataç işleminde de spine socket değil, right hand socket olacak. Bu şekilde right hand socket. Onu bir denetleyelim. Aldık. Bir daha bastım, sakladı. Bir daha bastım, aldı. Şimdi elinde. Koşuyoruz. Değişik durumlarda denememiz gerekiyor. Mesela bakın burada problem var. İlk yaptığımızda, yani ilk silahı sırtına aldığında, şurada sırtına ilk aldığında koşmaya kalktığımızda animasyon çalışmıyor. O şurada. Animation'daki animografı açacak olursak ve main states'te locomotion'da şeye girersek, walkrun'a girersek, walkrun'da bakın durumu yok. Silahın sırtında olduğu şart burada yok. Sağ butona tıklıyorsunuz. Şu en altta bekliyor. Onu buraya ekliyorsunuz. Şu şeyin aynısı olacak o. Blend space, full menu, idle, walkrun üçünü karıştıran şu pencereden bir tane buraya alıyoruz ve onu şuraya bağlıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman play düğmesine tıklayalım ve bu dersimizde o eksiği tamamlamış olduk. Şimdi bir daha sırtına koydu. Bir daha aldı. Şu şeyi biraz yaklaştırayım. Geçen sefer biraz 410'a çıkarmıştım. Spring arm'ın uzaklığı biraz fazla. 300 yapalım. O zaman biraz daha yakından görmüş oluyoruz. Karakteri daha iyi oluyor. Evet, arkaya koydu. Tekrar aldı. Şimdi diğer bir yapacağımız işlem. Kaç şey var bu derste. Birincisini yaptık. İkincisi şu. Şöyle göstereceğim size. Play düğmesine tıkladıktan sonra silahı da alalım. Silahı da alalım. Şöyle. Orada bir hata daha vardı. Onu düzelteceğiz. Bu durumdayken Shift F1'e basar. Command kutusuna slow mo 0.1 yazarsanız bu şekilde. Slow motion anlamında. Komut böyle. O zaman size yavaş oynatır. Böylelikle debug yapma şansınız var. Tekrar içeriye tıkladım. E tuşuna bastığım zaman dikkat ederseniz silahı sırtına götürdüğü animasyon başlamadan önce idle pozisyonuna geçiyor. Aynısı şey için de geçerli. Şimdi E'ye basacağım. Arada bir şeylik var. Sanki bir yerden bir yere atlıyormuş gibi bakın. E'ye basıyorum. Önce böyle yaptı. Sonra tekrar düzeldi. Tekrar sırtından aldı. Oradaki problem şu. Şimdi bizim iki türlü animasyon sistemimiz var. Birincisi normal animation blueprint'teki main states. Şu main states. Main states'te de işte şeyler var. Bizim animgraph'ta locomotion'da işte idle, walk, run var. Jump var vesaire. Bir de animation montajlarımız var. Animation montajları şeyden çalıştırıyoruz. Normal blueprint'in içinden çalıştırıyoruz. Montaj play'i vasıtasıyla. Şimdi bu montaj play'i oynatmaya başladığımız zaman kontrolün tamamen buna geçmesini istiyorsanız eğer, yani kontrol önce buna geçiyor. Sonra gidiyor oynuyor. Idle. Şu locomotion'daki. Şu idle oynuyor. Ondan sonra tekrar animation montaja dönüp kalan kısmı tamamlıyor. Onu şöyle yapacağız. Animation montaj dosyası açıkken onun şurada blend in değeri vardır. 0.25. İşte bu 0.25'lik süre yol açıyor. O süre boyunca animation montaj bu karıştırma süresi boyunca bize idle'ı da gösteriyor. Halbuki biz onu istemiyoruz. Bunu sıfır yaparsak eğer o zaman o ortadan kalkacak. Buradaki idle'a geçmeden direkt şöyle. Yine de bir çok küçük bir snap var orada. Onun ne olduğunu görmek için yine slow mo yazalım. 0.1
E'ye bastığımız zaman o snap'in sebebi başka. Şeyi hallettik biraz önceki problemi. Mesela şu anda geldiği pozisyon idle pozisyonu. Ben bu durumdayken şeye bastığımda, E tuşuna bastığımda şey çalışacak. Sırtından kılıcı aldığı animation montaj başlayacak. Onun ilk karesindeki ellerin durumuyla bu idle'daki ellerin durumu arasında biraz fark olduğundan dolayı birinden diğerine atladığında hafif bir oynama var. Aynısı diğer durum için de geçerli. Sırtından kılıcı aldı. O kılıç da birdenbire eline yerleşiyor. Onu birazdan bakacağız. Kafasını da kesti. Kendi kafasına. Onu da düzelteceğiz. Mesela burada da şimdi bu elinde kılıç olduğu idle animasyonu. Ben E tuşuna bastığım zaman şey animation montaj başlayacak. Onun da animasyonu kılıcı sırtına götürdüğü animasyon. Kılıcı sırtına götürdüğü animasyonun ilk karesinde sol eli dirseğinden bükük değildir. Fakat bu şu an gördüğümüz elinde kılıç olan idle pozisyonunda sol eli dirseğinden büküktür. Biz bunları Mixamo'dan aldık. Mixamo'daki her animasyonun birbirleriyle, bütün animasyonların birbirleriyle uyumlu olmasını beklememelisiniz. Eğer bir uyumsuzluk varsa bir yerde onu bizim düzeltmemiz gerekir veya animasyonları komple Mixamo'dan almak yerine bizim yapmamız gerekir. Şimdi ben E tuşuna bastığımda sol elin dirseğinden açılıp o şekilde bir animasyon başladığını göreceksiniz. Basıyorum. Bakın sol eli açıldı ve animasyon başladı. Orada o animasyonu düzeltme şansınız var. Ben şimdi animasyonları nasıl düzelteni göstereceğim size. Durduralım. Ve tekrar animation montajda. Öncelikle her ikisinde de problem var. Equip kılıcı aldı. Önce onu yapalım. Şimdi kılıç elinde olursa anlaması daha kolay olacak. Sırtındaki de dursun. Şuradan Skeleton Tray'e geçiyoruz. Right Hand Socket'i buluyoruz. Right Hand Socket şurada. Sağ butona tıklıyoruz. Add Preview Asset diyoruz. Arma kutusunun içerisine Sword yazıyoruz. Kılıç oraya da veriyoruz. Şimdi kılıç zaten kafasının içinden giriyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu şekilde. Onu düzeltmesi gayet kolay. Öncelikle şeyi bilin. Elini şuraya getirinceye kadar elinde kılıç yok. Yani bu bize sadece yardımcı olmak için kılıç şu anda ekranda. Sırtına götürünceye kadar elinde kılıç olmadığını varsayın. Şuradan itibaren kılıç var elinde. Şu noktaya geldiğimizde biraz şeyi değiştirmemiz gerekecek. Bu hangi kemikler var? Sağ elde. Upper arm right var. Bu şekilde. Bunu şöyle geriye çekebiliriz. Şimdi geriye çektik. Kılıç gene de kendisini şey yapıyor, deliyor. Onu da düzeltmek için hand right'ı seçip kılıcı şöyle yapabilirsiniz. Şimdi ben tabii böyle çok uzun uzun şey yapmayacağım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu şekilde şöyle biraz da şöyle döndürelim. Kabaca mesela böyle olduğunda yalnız bu ayarları yaptıktan sonra şey yapmamız gerekecek. Key kaydı yapmamız gerekecek. Şu anda key kaydı yapamayız çünkü biz animation montajın içerisindeyiz. Şurada Asset Browser'ı açarsanız bu Equip buradan seçilebilir. Bu arada demin yaptığım değişiklikler otomatik olarak kaybolacak. Ben onu size göstereceğim şimdi. Animation Equip'i açalım. Burada yapmamız gerekiyor işlemleri. Tekrar upper arm right burada. Bakın key aktif hale geldi. Neden? Çünkü şimdi şeydeyiz. Yukarıda bakın animasyonun ismi var. Artık animation montajın içinde değiliz. Animation montaja geri dönecek olursak oradaki şey hala duruyor. Bu
bizim yaptığımız değişiklikler size durmayacağını söylemiştim. Bu hala çünkü dosyayı kapatmadığımız için böyle. Yani ben bunu kapatırsam play düğmesine tıklayalım. Sırtına koyduk. Şimdi tam şöyle yandan bakarken E'ye bastım. Bakın gene kafasını kesti. Demek ki öyle animation montajda şey yapmak tek başına yeterli değil. Onu tekrar açayım ben. Neredeydi? Animation montaj. Bul menü değil. Şu. Bakalım hala öyle mi? Evet, o şeyler gitti. Yani benim yaptığım o değişiklikler. Çünkü burası o değişiklikleri yapmanın yeri değil. Bir de yine burada diyelim ki sırf deneme maksadıyla o sağ el yalnız deneme maksadıyla upper arm right şurada. Böyle bir değişiklik yaptıktan sonra eski haline getirmek istiyorsanız o değişiklik yaptığınız kemiğin üzerindeyken sağ butona tıklar. Reset, Selected Bone Transform derseniz yaptığınız değişikliği eski haline getirir. Ama getirmese de problem değil. Yine söylüyorum buradaki kemikteki değişikliğin gerçek animasyona bir şeyi zaten yok. Etkisi yok. Bu arada buradaki her şeyi seçip şuradaki her şeyi seçip aynı komutu birden fazla kemikte değişiklik yaptıysanız hangilerinde yaptığınızı hatırlamıyorsanız başa resetlemek için komutu hepsi seçiliyken de verebilirsiniz. Neyse biz şimdi şeye geçelim. Tek bir animasyonda yapacağımız değişikliğe geçelim. Bir tanesi Equip animasyonu. Şu. Onu seçtiğiniz zaman ekrana gelir. Şöyle sağdan bakarken kemiğimizi de seçelim. Right upper arm right şurada. Ve şöyle yapalım. Kafasını kesti. Şurada alıyor kılıcını. İşte şuradayken düzeltmemizi yapacağız. Fokusa basarsak daha kolay getirir. Şöyle arkaya doğru çevireceğiz bu şekilde. Arkaya doğru çevirdikten sonra şu eline bir şeyler yapacağız. Bunu key butonuna tıklayarak kaydettim. Şimdi tamam. Right hand'i seçiyorum. Onu da şöyle rotation komutlarını kullanarak böyle fazla oldu. Belki şeyi biraz daha döndürmemiz gerekebilir. Tabi burada aşırı döndürme yaptığımız için şurada bükülmeler var. Onları da minimum olacak şekilde yapmaya çalışmak lazım. Bir de lower arm var. Onu da kullanabilirsiniz bu şekilde. Şöyle upper arm'ı bir daha seçtim. Bu şekilde. Biraz da şöyle yapalım. O animasyon kısa süre oynatılacağı için çok dikkatimizi de çekmeyecek ama işte burada yapılabilen şimdilik bu kadar. Hand üzerinden gidelim. Şöyle kabaca aynı hizaya gelecek şekilde. Şöyle ama bizim şey de aslında silah da şurada duruyor. Burada bir snap atlama olayı söz konusu olur. Biz onu da aynı yere getirmeye çalışalım. Madem buraya kadar geldik. O zaman şöyle yapacağız. Bunu tekrar mesela diyelim ki burada şey yaptık biraz karıştı her şeyi seçiyoruz ve reset selected bone diyoruz tabii ki şey kaydettiğimiz için o duruyor şimdilik right hand değil de hepsini birden seçince aşağıya gitti arm right şurada. Düzgün hali biraz şöyleydi başını kestiği için. Biz şimdi şey yapacağız. Tam şeye getirmeye çalışacağız. Şu kılıcın olduğu yere. O kılıcın olduğu yere getirmek için bayağı bir döndürmek gerekiyor.
O zaman da şey oluyor. Kolu çok tuhaf oluyor. O zaman şeyin yerini değiştireceğiz. Madem şu oraya ulaştırması zor oluyor. İşte her şeyi seçer. Reset yapar. Sonra tekrar sağa upper arm right seçersek. O da kayıttan önce nasıldı? Şu muydu? Şu. Üzgün hali şuydu. Biz önce şu sırtındaki şeyi, soketin yerini değiştirelim. Spine soketti o. Yukarıdaydı. Çok aşağıya koymuşuz. Oraya ulaşmak zor oluyor. Bu şekilde. Onu şey yapalım. Yukarı çıkartalım. Bunun animasyonla bir ilgisi yok şu anda. Spine soketi istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Şöyle daha iyi. Oraya hiç olmazsa tam oraya getirmek daha kolay olacak. Tekrar şeyi seçelim. Upper arm right'ı. Ondan sonra. Şimdi lower arm şeye yaramıyor. Veya götürmeye yaramıyor. Clavicle'da şöyle hemen hemen oraya geldi. Clavicle şöyle. Upper arm şöyle. Şuradan bakarken şöyle. Lower arm'a bakalım. Şöyle. Ben de epeydir animasyon şeyle uğraşmadığım için. Biraz daha şeyden, clavicle'dan şöyle döndükten sonra elini tekrar şöyle döndürsek üst üste getirmeye çalışıyorum dikkat ettiyseniz. Şöyle. Şimdi clavicle'dan tekrar böyle. Ben böyle yapınca bu sefer öbür taraf bozuyor ama zannedersem sadece hand'i biraz daha şey yapmam yeterli gelecek. Şöyle yapmam. Buna tamam diyelim. Şöyle tamam diyelim buna. Animasyonda çok fazla anlaşılmayabilir. Şimdi benim kayıt yaptıklarım bu şeyde 27. frame'de clavicle, upper arm, lower arm, hand right. Başka da yok herhalde bunlar. Bunlar için etki dersem o zaman artık şurada yalnız gene problem var. Şeyde tamam da tam kılıcı alırken yakın bir yere gelmiş olsak bile unuttuğum bir kemik var mıydı başka bilmiyorum ama daha önceden de kayıt yapmak gerekecek. Yani şurada mesela şu pozisyondayken başını kesmemesi için şu upper arm right için bir kayıt yapıyorum. Şöyle. Burada da kılıç şuradan geçiyor. Onu da sadece hand ile önlemek için öbür taraftan bakalım. Şöyle. Şöyle yaparsak. Burada fazla mı oldu? Şöyle. Kayıt yapıyorum. Dediğim gibi bu animasyonları biz eğer kendimiz yapmış olsaydık bu kısımları zaten hazır olacaktı. Şimdi tamam diyelim biz buna. Kabaca o çok kötü görüntü ortadan kalktı. Başını falan kesiyordu kendi başını. Bir takım şeyler yaptık. Kayıtlar yaptık. Android'i en son kaydetmiş miydim acaba? Anlarız şimdi. Şimdi yeni bir animasyon kaydı yapmamız gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Create Asset, Create Animation. Current Animation ve Animation Data diyorsunuz. Bizim animasyonlar şu klasördeydi. Ben buna EQIP'in ikincisi. Bunu beğenmezseniz bir daha yaparsınız. Ona 3 dersiniz. Bu yeni bir animasyon olarak kaydedilecek şimdi. Dolayısıyla eğer animation montajı açarsanız, şunu tıklarsanız, bu şey olandı, bozuk olandı. Kapatıp bir daha göstereyim.
Dileyle bir bakalım önce de. Şimdi şöyle. Animation montajda. Onu tekrar açıyorum. Animation montaj. Bakın şurada kam kafasını kestiği bir yer var. Şurada. Kafasını kesiyor filan. Şimdi bizim şu animasyonumuz artık Equip 2 olacak. Onu şuradan Animation Reference'ten bulacağız. Kaydedildi çünkü o. Yukarıdadır. E harfi olduğu için. Şu. Equip 2 bakalım. Yani orasını şey yapmamışız. Dikkat etmemişiz. Şey yapalım. Orasını da düzeltelim madem. Equip 2 için. Orada etmemişim demek ki. Animasyonum tam şuradayken hand right'ı buluyoruz. Hand right aşağıda. Şu. Başını kesmeyecek şekilde şuradan olabilir. Şöyle. Kayıt yapalım. Fokus diyelim. Evet, şu anda onu kurtardık oradan. Bunu şimdi kaydettiğimize göre Equip 2'nin üzerine kaydetmiş oluyor muyduk? Yani bir key kaydı yaptık ama bakın kayıtlar şeyde additive layer'da. Yani ilave layer'da bunlar. Orijinal şeyde değil. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. Ben de bunu tam bilmiyorum. 2-3 için şöyle bir kayıt yapacak mıyız? Yoksa 2-2'yi mi kullanacağız? Kaydı yapalım madem unutmadan. Sonra ben bakarım. Menüyü seçtim. Buna da 2-3 adını veriyorum. Kaydediyorum. Animation montajı açıyorum. Şu seçiliyken 2-3'e geçiş yapıyorum. Burada olması lazım. Kayıt yaptım ama. Refresh yapmak gerekiyor olabilir. Attık. Play'deyken bakalım. Evet. Şey dikkate almayın. İlk hamlede kılıcı arkaya götürürken onunla hiçbir işlem yapmadık. Sadece sırtındaki kılıcı alırken ki animasyon kısmına dikkat edin. Daha önce başını kesiyordu, onu düzeltmiş olduk. O şeyi de yapalım o zaman. İlk animasyonu da yapalım. Yine animation montajı açacak olursak. O da şey. Disarm. Yani şu animasyon. Disarm animasyonu. Onda da işte sırtına koyarken bir şeysi. Şurada kafasını kesiyor gene. Şuraya geldiğinde hand right'ı bulalım. Hand right ve nasıl olabilir? Böyle olur ama o yeter mi? Bakalım. Bir de tam şeye ulaşmıyor yerine. Onun için yine yakından bakıp tam kılıcı koyarken şu pozisyondayken bu sefer bu arada şöyle yapalım. Hepsini seçiyorum. Sağ butona tıkladım. Reset dedim. Devam bakalım. Onun kaydını yapmışım. Kaydı yapmadığımı genelde hatırlamıyorum. Evet, şuradayken böyle çapraz durmasın, kılıç dik dursun istiyorsak clavicle'ı deneyelim. Right clavicle. Clavicle right. Pardon. Ctrl A ile hepsini seçtiğim zaman şey yapıyor. Şöyle olursa buradan da yok değil.
Da değil. Hand. Bunu bir kaydedelim. Hand seçelim. Hand'den de o değil. Şu. Kavaca Hand'de şöyle. Bunu da kaydedik. Bunu da Disarm 2 diye kaydedebiliriz. Öbürü 3, bu 2. Create Animation, Current Animation, Animation Data. Animations'da menü içerisinde Disarm 2. Bu artık yeni bir animasyon olduğuna göre Animation montajı açarsak bunun için Disarm 2'yi açmamız lazım. O da yukarıdadır. Yanlış yere mi kaydediyorum? Yazalım. Disarm. Yanlış yere kaydetmişim herhalde onu. Bakalım nerede? Şuraya gelir. Disarm 2 yazarsanız yerini bulabilirsiniz. Kaydetmemiş miyim? İlginç. Şimdi ben bir kapatıp açacağım. Bakalım o bizim Disarm 2 ve 2-3 animasyonları için nasıl bir davranış sergileyecek. File Save All diyorum. Evet, tekrar açıldı. Setlerimizi açsın yukarıda. Biz test map'e girelim. Play düğmesine tıklayalım ve şu şeylere bakalım. Ha, bu bir hataydı. Şeye yaklaşmadan E çalışmayacak. Onu düzeltiriz. Şeyler düzelmiş. O kılıcın kendi vücudunu kestiği kısımları düzeltmişiz. Yalnız şu animation montaja bir bakacağım. Yanlışlık yapmayalım. Şimdi burada eli açık. Bu equip eli açık. Aldı. Kılıç elinde. Şu da kılıç elinde, sırtına koydu ve eli açıldı. Tamam. Onlarda bir problem yok. Şimdi şeyi bir halledelim. Durup dururken E'ye bastığımızda şu hareketi yapmaması lazım. Bunun birkaç yolu var. Bir tanesi şeyde BP Cool menüde Event Graph'ta Take the Weapon çalıştı. Take the Weapon'da şuraya geldi. Şeye baktı. Equipped weapon var mı? Yok. Burada bir şeyi unutmuşum ben. Tabii. Branch'i buraya almayı unutmuşum. Şu boşta bakın. Şu boşta kalmış. Şundan bir tane lazım. Bunu yaparken o unutulmuş. Condition sırtında şey olması. False şuraya girecek. Buradan bağlanacak. File save all. Play. Durduk yerde E. Tamam, o düzeldi. Dediğim gibi animasyonlar arasında küçük snap şeyleri var. Onları animasyonları tamamen biz hepsini biz yapsaydık ellerdeki ve ayaklardaki. Mesela en son hafif geriye kayıyor. Onu göstereyim. Bakın burada, tam burada geri kayıyor. Çünkü elindeki silahı sırtına koyarken ki animasyonun son karesi, yani animation montaj şurada açık. Disarm, evet. Şu son karede ayaklar şurada. Fakat bizim kendi idle animasyonumuzda biraz daha geride şeyler, ayaklar. Bu yüzden ikisi arasında hafif bir atlama oluyor. Ona daha sonradan tekrar dönüp bakacağım. Fakat bu derste özellikle bu son kısımda biraz uzun uzun şeyi inceledik. Unreal'ın içerisinden animasyonlarda şimdilik ufak tefek değişiklikler yapmayı öğrendik. Bakın silahı hem tam sırtındaki bulunduğu yere koyuyor, onu düzelttik. Hem de kendi vücudunu kesiyordu, onu düzelttik.
Böylelikle ufak tefek böyle şeyleri düzeltebildiğimizi görmüş olduk. Daha çok yolumuz var. Bu fonksiyonlara devam edeceğiz. Sırada şey var. Kılıçla atak pozisyonu için animasyonlar şey yapacağız, indireceğiz. Kaç tane. Sonra önce bir duvara atak yaptığında, kılıcı savurduğunda collision özelliğini kullanarak kılıcın tam şeyi vurduğu, karşıdaki objeyi vurduğu noktada noktayı nasıl tespit ediyoruz? Trace yöntemiyle onu inceleyeceğiz. O derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.